Şahit Bey, ligin ikinci yarısına Irlanda'nın sporu bambaşka başladı. O futbolcular değişti, teknik heyet değişti. Neredeyse futbolcuların tamamı gönderildi gibi. Çok az futbolcu kaldı. Yarı yarıya bir değişim oldu. Neler yapıldı? Takımın yarıdan fazlası gönderildi. Büyük oranda genç oyuncularımızla anlaştık. Yerel olsun, şehir dışından olsun. Genç oyuncularımızla anlaştık. Hepsinden de beklediğimizin üstünde verim alıyoruz şu anda. İkinci yarı itibariyle bu hafta Sarayköy maçında da zaten gücümüzü gösterdik. Buna inanıyorum. İzleyen herkes bu takımı takdir etmiştir. Genç oyuncuların performansını, isteklerini herkes görmüştür. Biz Ilıganlı Spor olarak ikinci yarıda bu ligde tutunup tecrübeyi iyice pekiştirip seneyi de bu ligde daha üst sıralarda nasip olur. Bu takım üst üste bütün ligleri atlayarak çıktı. Neden olmasın? Üçüncülükte bizim hayalimiz, hayaller kurmadan olmaz. Bizim de en büyük hayallerimizden biri bu. Ama amacımız bu sene ligde tutunmak ve bu genç kadroyla bunu başaracağız. Önümüzde bir Kumluca maçı var. Kumluca maçında da beklentimiz 3 puan. Bu takıma çok güveniyoruz. Gerçekten güveniyoruz. Güvenimizi de boşa çıkarmadılar. Şu ana kadar gösterdikleri performans ve istekle. Kumluca maçında da en kötü beraberlik diyorum ya. Ama galip geleceğimizi düşünüyorum, inanıyorum.